Adıyaman'da aşırı yağışlar ve dağlardan eriyen karlar sebebiyle su seviyesi yükselen göletler arazileri sulara gömdü. Son yılların en fazla yağışını gören Adıyaman'da arazi sahiplerinin kullandığı yollar da sular altında kaldı. Yükselen su seviyesi kıyıya yakın bahçelerdeki meyve ağaçlarına zarar verirken kullanım alanları ve bahçe çitleri suyun içerisinde neredeyse kayboldu. Meyve bahçesinde çalışan Faldı Çoban adlı çiftçi, yaklaşık 25 dönümlük alanın sular altında kaldığını ve 200-250 adet meyve ağacının sulara gömüldüğünü söyledi. Günde 2 metre kadar geliyor yani su. Yani 20 gün önce o demirin orada çalışıyordunuz? Yok, burada çalışıyordum. Demirde orada su vardı da tam yükselmemişti orada. Hı. Oradan bu yana yükselmeye başladı yani. 20 günün içinde. Tabii bu yalnız nar ağacı dayanıyor, ceviz meviz dayanıyor, çürüyor. Başka ağaçlar zarı çürüyor, kökten çürüyor. Yani kaç tane ağaç şu an sular altında? Bura mı? Valla bilmiyorum, 200'e yakın var herhalde. 200'e yakın var. Bu kadar ağaçlar hep suyun dibinde kaldı işte. Nar, ceviz, asma ağaçları, asma, bir sürü ağaç kaldı dibinde işte.